arkadaşlarımız. Beşiktaş'a hoş geldiniz. Şu anda Beşiktaş'ı teleferikteyiz. Yeni adı Beşiktaş Teleferik. Beşiktaş Teleferik. Beşiktaş Teleferik. Malumunuz bu Beşiktaş teleferiktesimiz önceki belediye başkanımız Sayın Orhan Uçakçıoğlu tarafında zamanında yapıldı. Yaklaşık bugünkü parayla 350 milyonluk bir yatırım söz konusu. Bu teleferiğin hem teleferikte hem yolla ve bütün aksamıyla yaklaşık 350 milyonluk bir yatırım söz konusu. Biz göreve geldiğimizde bu tesis çalışıyor dedik. Gistaş firması tarafından çalıştırılan bir tesisti. Zaman içerisinde Gistaş firması yükümlülüklerini yerine getiremedi ve 2020 yılı 1 Ekim tarihinde teleferiği sözleşmeyi feshettik. Bu süreçten sonra çeşitli arayışlarımız oldu. Trabzon Büyükşehir Belediye'mizin yaklaşık 3 yıllık boyunca teleferik tesisini devralması ile ilgili bir gayretimiz, çabamız oldu. Fakat 2022 yılın Mayıs ayında onlar da bu tesisi biz alıp çalıştıramayacağız şeklindeki pozisyonlarından sonra yeni bir arayışa başladık. Ve biz 2022 yılı 28 Aralık'ta teleferik tesisimizi ihaleye çıkarmıştık. İhalesini yaptık. 28 Aralık tarihinden itibaren bu teleferik işletmesini üstlenen Serse firması adeta zamanla yarıştı ve bu süreç içerisinde tesisin bakımını, onarımını gerçekleştirdiler. Tesisin her yönünde birçok yatırımları hayata geçirdiler ve 21 Nisan 2023 tarihinde, yani Ramazan ayının ilk bayramın ilk günü, bu tesisimiz inşallah faaliyete geçecektir. Tabii ki burada bir takım daha eksikler, noksanlar var ama bu sezon içerisinde, yani Mayıs'ın ortalarında, Mayıs'ın sonlarına doğru çok daha farklı bir 500 teleferikte bütün yerli yabancı turistlerimizi burada misafir edeceğiz. Konuklarımız olacaklar. 500 bir teleferikten bütün doğayı seyretmek, dünyayı seyretmek farklı bir ayrıcalık olacak. Ben şimdiden hem bu şirketi sahibi olan arkadaşımıza gerçekten yaptığı güzel çalışmalar dolayısıyla kendilerini tebrik ediyorum. Bütün değerli yabancı bütün turistlerimizi güzel bir şekilde davet ediyorum. Sizler de bu süreçte bizlere katkı verdiğiniz için değerli basınlar arkadaşlarım sizlere de öyle teşekkür ederim. Teşekkürler başkanım. Evet Selçuk Bey. Sizden de kısa hikayesini alalım. Daha sonrasında, yani siz işin neresindeydiniz başlangıcından itibaren, sonrasında geldiğimiz noktayı detaylandıralım. Tamam, ilerisini beraber. Evet. Adım Selçuk Esiner. Serse Teleferik İnşaat Limited Şirketi'nin sahibiyim. 28 Aralık tarihinde Beşiktaş Teleferik Projesi'nin ihalesine katıldık ve ihaleyi kazandık. Ardından yer teslimi yapıldı Ocak ayı içerisinde, Ocak ayının sonlarına doğru. O tarihten sonra hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. Amacımız bu turizm sezonuna yetişmekti, tesisi yetiştirmekti. Bu bölgeye gelen turizm müşterilerimizi, ziyaretçilerimizi ağırlayabilmekti. Bu nedenle, bu amaçla ilk önce teleferik tesisini ele aldık. Çünkü 3 yıldır teknik olarak duran, çalıştırılmayan bir tesisti. Bu tesisin eksiklerini giderdik. Bununla ilgili yurt dışından, üretici firmadan ekspertler getirdik, mühendisler getirdik. Tesisi A'dan Z'ye kontrol ettirdik. Bu yaklaşık bir 15 günümüzü aldı. Teşhisleri koyduktan sonra hemen bakım çalışmalarına başladık. Bakım, onarım ve eğitim çalışmalarına başladık. 13 tane Beşiktaş'ından teknik personel seçtik. Bunların hepsinin eğitimini verdik. Yaklaşık 2 aydır onların eğitimleriyle uğraşıyoruz. Yani şu gün itibariyle 13 tane genç çocuğu burada turizme ve teknik sisteme kazandırmış olduk. Tesis tamamlandı ama tesisi işletmeye başlayabilmemiz için işletme teknik ruhsatının alınması gerekiyor. Bu yasal bir zorunluluk. Bunun için de gerekli başvuruları yaptık ve İzmir Elektrik Mühendisleri Odası ile Bursa Makine Mühendisleri Odası tesisimizi geldiler ve yerinde incelediler. İnceleme neticesinde tesisimizin her yönüyle işletmeye hazır halde olduğunu tespit ettiler ve ruhsatımızı verdiler. Şu andan itibaren tesisimizi teknik olarak çalıştırmaya hazırız.
Tesisin içerisinde bazı ilave yatırımlar da gerçekleştirdik. Yarım kalan yatırımlar vardı. Onları tamamlamaya çalıştık. Bitirdiğimiz bölümleri bayramın birinci günü açtığımızda halkımızın hizmetine sunacağız. Ama diğer bölüm, peyzaj ve diğer yapılar, restoran ve diğer unsurlar, onlar Mayıs'ın 15'i ile 30'u arasında tamamlanacak. Yani turizm sezonu başladığında, muhtemelen Haziran ayı içerisinde tesisimiz her yönüyle ziyaretçilerimize hazır hale gelmiş olacak. Teleferik sistemi ile ilgili kısa bir bilgi vereyim. Bu sistem Türkiye'de iki tane var. Bir işte Antalya bölgesinde var, bir de burada var, Karadeniz bölgesinde var. Bu teleferik Karadeniz'in en uzun teleferik. Karadeniz'de zaten 3 tane teleferik var. Bu en son yapılan 2017 yılında tamamlanan tesis. 55 kişilik bir kabinden oluşuyor. 2 tane kabinimiz var. Kabinler tamamıyla rüzgara çok dayanıklı. Buranın iklim yapısına çok uygun tasarlanmış. Sistem ona göre tasarlanmış, seçilmiş. Bu sistemin son kuşağı bu. Son kuşak bir mekanik sistemle çok güvenli bir sürüşler yaparak ziyaretçilerimizi saatte 400 kişiyi yukarıya çıkarma imkanına sahip olacağız. Yıllık hedeflediğimiz rakam 600 ila 700 bin kişi turist, ziyaretçinin üst istasyona taşınması olacaktır. Yukarıda yapılması gereken en önemli yatırımlardan biri yarım kalan bir otel inşaatı. Onu da işte sözleşmemizin kapsamında değerlendirip en geç 2 yıl içerisinde onu da faaliyete sokmak için girişime başlayacağız. Ama onun faaliyete geçmesi muhtemelen 3 yıl falan bulacaktır bugünden itibaren. Bunlar tamamlandığında Beşik Dağı'nda yaklaşık bir 10 dönümlük bir alanımız olacak. Bu peyzajla donatılmış bir alan olacak. Yeme içme alanlarımız olacak. Otelle beraber konaklama tesisimiz olacak. Dolayısıyla doğa sporları da yapabilecekler insanlar bu alanda. Yani bir turist Beşikdüzü'ne geldiğinde ortalama 5 veya 6 saatini sıkıntısız geçirebilecek günübirlik anlamda. Dolayısıyla tesisimizin Karadeniz'e çok büyük bir katkı kazandıracağına inanıyoruz. Bununla ilgili reklam çalışmalarımızı da yapıyoruz. Ama acentaların ve işte diğer kurumların, kuruluşların da bilgilendirmesi açısından basından böyle bir destek bekliyoruz. Eğer bu tanıtımı yapmamıza yardımcı olurlarsa tesisimiz de çok kısa bir süre içerisinde tanınacaktır. Tanınan tesis de ülkeye değer kazandıracaktır. Hedefimiz Türkiye'ye turizm aracılığıyla gelir kazandırmak ve Türkiye'nin döviz ihtiyacını en azından belli ölçüde giderebilmek. Teşekkür ediyorum. Sağlık.